Merhabalar, biz yine yollardayız. Nereye gidiyoruz şu anda? Bolu'da Mudurnu tarafından Sürüklü Göl Milli Parkı'na gidiyoruz. Sizinle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ne yapacağız? İstanbul'a yakın gezilebilecek, görülebilecek rotaları tek tek sizle keşfedeceğiz. İlk durağımız da bugün Sürüklü Göl olacak. Dur. Hepsini yiyor. Bak birini bitirmeden diğerine gidiyor. Yarabbim lan nasıl açmış böyle ya. Kıyamam şimdi başka gelecek diye. İyi ki bir poşet koymuşum. Haftalardır bekliyor ama demek ki onların kısmetiymiş. Kısmet diye bir şey var. Tamam mısınız? Gerçekten koca torbayı bitirdiler ama ne kadar mutlu huzurluyum şu anda. Yani onların karnının doyması benim mutluluğum huzurum yani. Benim kısmetimmiş asıl onların değil. Saat şu anda neredeyse öğlen 2 oldu. Biz hala Sürüklü Göl'e varamadık. Sabah 9 gibi çıktık İstanbul'dan. Yani yol çok uzun değil aslında. 3 saat falan sürüyor. 3-3,5 saat arası ama yani işte durduk bir yere çektik. Efendim durduk işte köpekçiklere yem verdik. İşte ama şimdi onlara yem verdik. Ellerimizi yıkayalım bir yerde duralım. Aa şurada gözlemeci mi varmış? Aa burada bilmem ne mi varmış derken saat 2 oldu. Ya gerçekten yolculuk bir macera öyle diyelim. Hani sadece varış noktası önemli değil diyelim. İnşallah Sürüklü Göl'de çekeceğiz. Ama önce bir gözlememizi alalım. Ellerimizi yıkayalım, yola devam edeceğiz. İnşallah. Ne yapıyorsun? Kamera arkası. 3 saattir yolda olduğumuz için bir türlü gidemedik. Daha bir saatimiz olduğu için arada yemek yiyorum. Bir de şu anda ne dedi buradaki beyefendi? Son yarım saat daha da kötü dedi. Varacağız. Günübirlik Sürüklü Göl macerası. Peki karısı açken tok yatan bizden değildir Tayvan. Bak yataldık ona da. Afiyet olsun. Sürüklü Göl'e varmaya çalışıyoruz. Aslında tabii yolunun böyle birazcık bozuk olduğunu duymuştuk ama bu kadar da bozuk olduğunu düşünmemiştik. Belli bir yere kadar geliyorsunuz, bir köyün içinden geçiyorsunuz. Ondan sonrası böyle bir toprak yol. Bir taraftan tabii kışta olduğu için güneş görmeyen yerler de böyle buz tutmuş biraz. Varmaya çalışıyoruz. Bakalım hep birlikte keşfedeceğiz varabilecek miyiz? Biz şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu iş olmadı bizde. Sürüklü Göl'e geldik. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldik. Merhaba. Hayvancıklar yavrucuğum senin babanı bütün yolda köpekler yedi sana bir şey kalmadı. Sürüklü Göl'e niye gelemedik? Tamam yolu zor ama şimdi beslenecek hayvan da çok gerçekten. Kıyamıyorum. Gel bir anons ettirmedim gel. Hadi senin şansına salamlaymış. Gel neredesin? Gel. Gel. Araba sıcak değil mi? Gel. Ah. Hadi al tamam. Sen ne işin var seni Sürüklü Göl'de? Biz bulamadık gelemedik bu yolu. Sen ne araba alıp geldin? Şu anda neredeyiz? Sürüklü Göl'deyiz. Sürüklü Göl'e geldik. Şimdi güvenlik noktasından geçtik. Araç başına 24 lira ödedik. Öncelikle bize dediler ki orası çok soğuk olur. Ona göre yanınıza bir şey alın. Ne kadar soğuk olur? İşte bu kadar. Bu kadar soğuk olur.
Burası ulaşım birazcık zor. Gerçekten hani rotayı iyi bilerek gelmeniz lazım. Tavşanlı köyünden mi geldik? Tavşan suyu köyünden geldik. Oradan yolunuzu bulabilirsiniz. Şimdi girişte ücretinizi ödedikten sonra arabayla belli bir noktaya kadar geliyorsunuz. Yaklaşık 400-500 metre sonra park yeri var. Buraya park ediyorsunuz. Hatta burada tuvalet var. Başka bir yerde yok. Burada arabanızı park ediyorsunuz. Gölün tamamen etrafından gezemiyor musunuz? Çünkü burada özellikle kışın karda heyelan ve işte çığ düşme riski oluyormuş. Dolayısıyla sadece gölün sağından doğru bir yarım tur gibi düşünün, bir yürüyüş parkuru varmış. Şimdi biz gölü keşfedelim, gidelim. Ağzımızdaki buharımız donmadan. Hadi bakalım. Burada kamp alanları da var. Ayrıca bir glamping gibi böyle büyük çadırlar var. Daha konforlu. Bir de kendiniz gelip burada çadır kurabiliyorsunuz. Çadır kamp alanları var. Kamp alanı A, B, C diye ayrılıyor. Bizim gittiğimiz taraf göl diye umut ediyoruz. Çünkü hani göle gider falan gibi levha da göremedik açıkçası. Allah ne verdiyse gidiyoruz. Gerçekten hislerimizi takip ettik. Doğru yere çıktık. Bakınız, Silikli Göl'deyiz. Ve sanırım sadece biz varız, biliyor musunuz? Hani sezon dışında gelmenin de böyle avantajları oluyor. Hani çok soğuk diye kimse cesaret edemiyor ama biz de şöyle cesaret ettik gelmeye. Yani kış bir türlü gelmek bilmedi. Güneşli havalar derken ya dedik ne olabilir en kötü? Çok soğuktan da tecrübe etmiş oluruz. Soğuk bizi durduramaz dedik gerçekten. Şimdi hadi bakalım göl. Gerçekten burada sadece biz varız. Hani yalan değil, herhangi program kullanıyor musunuz, insanları yok mu ediyorsunuz diyorlar ya. Şimdi görüyorsunuz gerçekten sadece biz varız. Müthiş bir doğa harikası. Hakikaten böyle doğa yeşillendiğinde ilkbaharda daha da muhteşem olur tahmin ediyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Çayımızı getirdik. Oturma grubumuzu getirdik. Taygıncığımla şöyle müthiş bir keyif yapacağız. Hiç ses yok. Arada bir uçaklar geçiyor, onun sesi var. Müthiş doğa, keyif bizi bekliyor. Şimdi biraz size Sülüklü Göl'ün tarihinden bahsedeyim. Sülüklü Göl aslında bundan 300 yıl önce tektonik hareketler nedeniyle oluşan, işte bu yerdeki hareketlenmelerden oluşan bir çukurun içine suyun dolmasıyla oluşan bir göl. Sülüklü Göl denmesinin bir nedeni şu: tahmin edersiniz ki eskiden burada sülükler varmış ama şu anda yok. Şimdi burada baharda geldiğinizde şunları da görüyorsunuz aslında daha çok. Gördüğünüz şöyle direk gibi olan yerler eskiden böyle göl olmadan önce oradaki işte ağaçların hala daha çürümeden burada kalmış halleri. Ama çok güzel de bir görüntü aslında oluşturuyor. Şöyle gölün yürüme yolu bu taraf. Bu taraftan yürüdüğünüz zaman tam şu karşıdan da bu yakayı görüyorsunuz. Biz arabayla buraya kadar geldik. Buradan girdik. Bu tarafta yürüyüş aslında tavsiye edilmiyor ve yasaklanmış. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi bu cephe dağın olduğu bir yamaç. Dolayısıyla da hani burada heyelan gibi, işte çığ düşmesi gibi bir takım tehlikeler olabiliyormuş. O yüzden bu tarafı yürüyüş yolu olarak ayırmışlar. Şu anda saat akşam 6 oldu. Şimdi biz gölün arabayı park ettiğimiz tarafından girdik. Yürüyüş yolundan şöyle yürüyeceğiz. Hadi bir yürüyelim. Biz buraya yıllar önce bir turla gelmiştik. O zaman bir de ormanın içinden böyle yürüyüş yolları vardı. Ormanın içinden yürümüştük. Rehberle gittiğimiz için daha detaylı biliyorlar patika yolları. Ama biz şimdi tabii pusulayla vesaireyle çok ormanın içine girmek istemedik. Yaban hayvanları da olduğu için. Öteki tarafa gidiyoruz ama buranın güzelliği bir de şöyle. Şimdi fark ettik. Herhalde biraz da hava soğuk olduğu için. Hava sıcaklığına bağlı olarak böyle şu anda görülebiliyor mu acaba Taygun? Gölün üzerinde böyle bir sis tabakası oluşuyor yavaş yavaş. Herhalde işte ısı farkından kaynaklanıyor. Böyle sanki bir adeta duman, sis yalayıp geçiyor gölü. Yani çok huzurlu bir ortam. Gerçekten muhteşem. Herhalde az insan olduğunda daha mı çok insan keyfini çıkarıyor? Bize göre tabii hiç insan şu anda ama. Neyse hadi karanlık oldu, yürüyün. Hadi gidelim. Burası yerin tektonik hareketleri sonucunda, heyelan sonucunda oluşmuş aslında. Çukura dolan suyla oluşmuş bir göl demiştik. Şimdi o zamanlar burada ağaçlar varmış. Köknar, çınar,
Karaçam gibi. Bazı ağaçlar da gölün içinde kalmış ama gölün bu tarafında kalıyor. Şurada gördüğünüz gibi böyle direk gibi dikilmiş olanlar aslında bir şekilde suyun içinde de çürümeyen ağaç gövdeleri. Ama yaprak da vermiyor. Bu arada şimdi ilk girişte, buranın girişinde bir de glamping dediğimiz, biraz daha lüks kamp dediğimiz yerler var. Şurada çıkar mı acaba Taygun? Şurada beyaz beyaz gördüğünüz yerler onlar aslında. Hani daha konforlu, tam göl manzarasına karşı soğuktan donmayacağınız, yaban hayvanlarından korkmayacağınız şekilde kampın da tadına varabileceğiniz şekilde konaklama imkanları var. Biz de tam gölün son ucuna kadar geldik. Şimdi burada tabii gölün etrafında piknik yapmak için güzel böyle piknik masaları koymuşlar. Aynı zamanda ateş, daha kontrollü ateş yakabilmek için şöyle ateş çukurları koymuşlar. Göstereceğim. Gördüğünüz gibi ormana da zarar vermeden ama biraz tadını, keyfini de çıkarın diye yapmışlar. Ama yine de gördüğünüz gibi yine ortada ateş yakılmış. Şimdi şu anda saat 6.30-7'ye geliyor. Burası akşam en son 7'ye kadar sizi kabul ediyorlar. En son girişler 7. Şimdi biz aslında tam aralığın sonunda geldik yani. Bugün 26-27'si. Yani ne zaman gelelim derseniz, elbette ki böyle doğanın içindeki yerler, ağaçların böyle ortasındaki yerler ilkbaharda canlandığında çok muhteşem oluyor. Sonbaharda da daha başka bir güzelliği oluyor. Dolayısıyla hani o mevsimlerde gelebilirsiniz ama daha sakin olsun diyorsanız eğer, hakikaten hani kimsenin olmadığı bir zamanda gelmekte çok güzel. Soğuk bizi gerçekten çok etkilemiyor. Yani yeterken hareket edelim, yürüyüş yapalım ve farklı yerler görelim, keşfedelim diyoruz. Siz de öyleyseniz her mevsim gelebilirsiniz ama yolu biraz zorlu. Dolayısıyla kışın kar yağıyorsa mutlaka bakın hava durumuna. Eğer karla kaplıysa bilgi alın, arayıp o zaman çok tercih etmeyin. Çünkü gerçekten zorlu bir yolu var. Ama baharda müthiş olabilir. Rotamızı aldık. Tekrar çocuklarla gelmek istiyoruz. Akşam saat 6.30 oldu. Biz artık Sülüklü Göl'den dönüyoruz. İstanbul yoluna gideceğiz. Yol üstünde güzel bir yer bulursak da yemek yiyeceğiz. Öyle geçeceğiz. Bizi izlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi beğenmeyi, abone olmayı, her zaman güzel yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşeceğiz. Hoşçakalın. Geliyor, kamyon geliyor. Koş. Ya. Evet. Hijyen önemli. Ben sevabındayım. Hayvan beslemediğim Taygun hijyende şu anda, gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bir de hoşça kalın diyelim son kez tonçiklere. Görüşürüz tonçikler. Bay bay tatlım. Oy, kuyruğunu yedim. Hadi bay bay. Bay bay. O senin rahatını mı bozduk biz? Of. Bak gördün mü? Kedi gibi olacaksın. Kediler nasıl hemen geliyor. Çok güzel her yer. Özellikle şu postmodern çalışmayı çok beğendim. Şu mavi poşet. Çok iyi düşünülmüş. Ancak bir sanat eseri olmalı. Ya sanat eseri sandık. Hani böyle enstalasyonlar var ya, yerleştirmeler gibi falan. Ancak öyle bir şey olursa kabul edebiliriz. Bu nedir yani gerçekten? Vallahi ilk yanımıza ışığı almışız hayatım, yolumuzu görüyoruz. Bir bakmışız aslan, kaplan, ayı çıkmış. Aslan demeyelim de ayı çıkmış, geyik çıkmış. Çekeriz ama. Çekiyor musun? Evet. Her şey sizin için bak. Haber değeri varsa benim için hiç sorun değil. Ne yapıyorsun sen? Ha, ne yapıyorsun? Kısmetini arıyor. Benim bildiğim Taygun'cu dayanamaz, sıyırır. Gel. Gel gel. Hadi koş. Gel gel gel. Koş. Taygun abine koş. Ağzın yanmasın, ağzın yanmasın.